bilmirəm siz Qarabağa getdiniz yoxsa yox. Çox istədim, gidemedim. Amma oradakı proseslərdən xəbəriniz var. Evet, yəni evet. Orada artıq yenidən qurma, bərpa işləri görülür və evet. Türk şirkətləri də aktiv aktivdirlər prosesin içində. Hazır ki mərhələdə Türk şirkətlərinin, Türklərin bu prosesdə iştirakı ilə bağlı nələri söyləmək lazımdır? Şöyle, tabii yani açıkçası Türkiye'de malumunuz olduğu üzere bütün ülkelerin dünyada çok güçlü olan şirketleri var belirli alanlarda. Yani bilhassa bu sektörde yani yeniden inşa etme, bir alanı imar etmeye dönük Türk şirketleri de çok başarılı örnekler ortaya koymuş vaziyette dünyanın dört bir yanında. Dolayısıyla hem onların bence teknik bilgilerinin burada kullanılacak olması çok değerli ve önemli. Hem de az evvel belirttiğimiz bütün işbirliklerini son kertede bir ekonomik işbirliğine dayandırıyor olmak meselesi de çok önemli. Yani burada biz hakikaten bir millet olarak hareket ettiğimizi hep düşünüyoruz biz. Dolayısıyla oranın tekrar inşa edilme sürecinde de böyle bir inisiyatif alınıyor olması, yani buradaki politik birlikteliğin ekonomik birliktelikle destekleniyor olması meselesi gerçekten önemli. Çünkü bölgenin tekrar inşa edilmesi ne kadar çabuk olursa o kadar güzel olacak bölgenin tekrar inşa edilmesi. Çünkü uluslararası platformda da yarın öbürsü gün belki Adam'da ya da işte Fuzuli'de, Cebrail'de belki uluslararası etkinlikler düzenlenecek. Yani buranın Azerbaycan toprağı olduğunu zaten dünya kabul ediyor. Bununla birlikte bunun daha muhkem hale gelebilmesi için, daha sınırlarının belli ve hakikaten net hale gelebilmesi için de burada uluslararası kamuoyunu buraya bir an evvel çağırmak lazım. Bunun için de imar faaliyetlerini hızlandırmak lazım.